beslenme, seks ve uyuşturucu alışkanlıklarına etkileyip düzenleyen birçok etken söz konusu. Ama bu videoda beslenme, seks ve uyuşturucu alışkanlıklarını düzenleyen iki kategoriden bahsedeceğiz. İlki biyolojik etkenler. Beslenme, seks ve uyuşturucu alışkanlıklarını etkileyen biyolojik faktörler arasında hormonları sayabiliriz. Beyin bu güdülerin her birini otomatik yani bilinç dışı bir şekilde kontrol ederek düzenler. Aynı zamanda bilinçli tercihlerimiz ve arzularımız da bu ihtiyaçları dışa vuruş biçimlerimiz üzerinde etkilidir. Bunlara da sosyokültürel etkenler diyoruz. Peki şimdi beslenme alışkanlığı üzerinde etkili olan biyolojik ve sosyokültürel etkenlere bir bakalım. Acıktığımız zaman lateral hipotalamus yani bu sarı bölge pozitif geri bildirim yoluyla midemize yemek yeme vaktinin geldiği sinyalini verir. Doyduğumuzda ise turkuazla gösterilen ventromedial hipotalamus yemeği kesmemiz için sinyal gönderir. Tok olduğumuz zaman da karnımızda bol miktarda leptin hormonu bulunur. Ve leptin iştah kapatan hormon ya da tokluk hormonu olarak da anılır. Yeme eylemini düzenleyen bir diğer hormonda insülindir. Beynimiz kanımızdaki şeker ve depoladığımız yağ miktarını tespit etmek için insülin hormonu seviyesine bakar. Metabolizmamızda beslenmemizin biyolojik olarak düzenlenmesinde çok büyük rol oynar. Rejim yapılan zamanlarda veya açlık dönemlerinde vücudumuz yakıtını daha yavaş yakar. Metabolizmadaki bu yavaşlama esnasında normal beslenmeye geri dönüldüğünde kilo alınmasını kolaylaştırır. Ayrıca kilo konusunda genetik yatkınlığın da bir etkisi vardır. Biyolojik olarak anne babadan gelen belli bir kilo seviyesi söz konusudur. İnsanlar birçok farklı nedenle yemek yerler. Yemek yemenin en büyük sosyokültürel nedenlerinden biri çeşitli etkinlikler olabilir. Örneğin dini bayramlar veya kutlamalar gibi. Ayrıca yeme eylemimiz zamana da bağlıdır. Tüm gün sade bakıp kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için zamanın gelmesini kollarız. Öyle değil mi? Öyle. <laughs> Beslenmemizin bir diğer nedeni de yemek yeme isteğimiz olabilir zaman zaman abur cubur atıştırmak, tuzlu veya tatlı bir şeyler yemek isteyebiliriz. Yemeğin ne kadar çekici göründüğü de önemli. Yani önümüzdeki yemeğin iştah açıcı olup olmaması da beslenme davranışımızı belirleyebilir. Yiyeceklerin ulaşılabilirliği de beslenme alışkanlığımızı etkileyen bir diğer etken. Mesela meyve, sebze gibi bazı gıdalara yılın sadece belli dönemlerinde ulaşabiliriz. Ya da mesela bazı gıdalar coğrafi olarak bir ülkenin hatta dünyanın sadece belli bölgelerinde bulunur. Ve ayrıca ekonomik açıdan insanların bütün gıdalara erişimi olmayabilir. Şimdi seks alışkanlıklarını etkileyen etkenlere geçelim. 1960'larda Masters ve Johnson adındaki iki bilim insanı yüzlerce erkek ve kadın gönüllüyü cinsel aktivite sırasında gözlemleyerek bir araştırma yapmış. Fizyolojik göstergeleri izlemişler ve ulaştıkları sonuçları derleyerek bugün cinsel yanıt döngüsü adını verdiğimiz şeyi ortaya koydular. İşte buraya buraya beyazla çizdiğim bu döngüden bahsediyorum. Döngünün ilk aşaması uyarılma evresi. Yani bu yokuş yukarı olan kısım. Bu evrede genellikle kas geriliminde, kalp hızında ve kan basıncında artış söz konusudur. İkinci aşamaya plato evresi denir. Yani bu düz kısımdan bahsediyoruz. Üçüncüsü orgazm yani zirve kısmı. Dördüncüsü ise çözülme veya çekilme evresi olarak adlandırılan şu kısım. Masters ve Johnson'ın dikkatini çeken bir diğer hususta, cinsel dürtünün erkeklerde de kadınlarda da testosteron seviyesiyle ilgili olmasıydı. Cinsel aktivitenin testosteron seviyesini, buna karşılık testosteron seviyesinin de cinsel dürtüyü artırdığını fark ettiler. Bunlara ek olarak cinsellikte de yine genetik yatkınlığın etkisinden bahsetmek mümkün tabi. Bilim insanları eşcinselliği inceleyerek bu sonuca vardılar. Sosyokültürel olarak cinsel tepkiler yaşa göre değişir. Ayrıca kültürel birikime göre de değişiklik gösterir. Belli davranışlar bazı kültürlerde kabul görürken bazılarında kabul görmez. Şimdi uyarılma evresi yani buradaki bir numaralı evre. Bir tür uyarıyla başlar. Bu uyarı bizim görsel veya dokunsal uyarılara ne kadar duyarlı olduğumuza bağlıdır. Seks alışkanlığını düzenleyen bir diğer sosyokültürel etken de duygulardır. Duygularımız ve psikolojik etkilenimlerimiz de seks alışkanlıklarının üzerinde etkilidir. Tabii istek de aynı şekilde. Üremek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Değineceğimiz son başlık biyolojik ve sosyokültürel etkenlerin uyuşturucu kullanımı üzerindeki etkisi. Evet, bir bireyin uyuşturucu madde kullanmaya başlamasına neden olabilecek çeşitli biyolojik ve psikososyal etkenler olabilir. Bunlardan biri kişinin aile öyküsü yani genetik yatkınlığı. Bir bireyin aile öyküsünde ruhsal bir bozukluk veya uyuşturucu bağımlılığı varsa o bireyin uyuşturucu kullanma olasılığı da daha yüksektir. Yoksunluk belirtileri de biyolojik bir temele sahiptir. Yoksunluk ve madde özleme, arzulama belirtileri. Uyuşturucu madde kullanımını etkileyen birçok biyokimyasal etken de söz konusu. Mesela beynimizdeki dengesizlikler gibi. Eroin ve esrar gibi uyuşturucular nöronlarımızı aktive etmek için beynimizdeki doğal transmitterleri biyolojik olarak taklit eder. Öte yandan başka bir uyuşturucu madde olan kokain, dopamin gibi doğal nörotransmitterlerin anormal bir şekilde salınmasına neden olur. Dopamin için mutluluk hormonu da dendiğini daha önce belki duymuşsunuzdur. Evet evet bu onun lakabı. Dopamin beynimizde gereğinden fazla miktarda bulunduğunda hareket, duygu, biliş, motivasyon ve mutluluğu yöneten beyin bölgeleri aşırı uyarılır. Yani dopamin beynimizdeki limbik sistemi etkiler. Zaten bu uyuşturucu maddeler kullanıldığı zaman aktive olan şey limbik sistemdir. O yüzden uyuşturucu madde kullanımında birçok farklı duygu birden algılanır pek çok uyuşturucunun sahip olduğu duygu durum değiştirici özellikler de aslında bu şekilde açıklanıyor bu uyuşturucular alındığında bir öfori haline girilir öforinin sözlük tanımı tam mutluluk veya aşırı mutluluk halidir uyuşturucu kullanma davranışı tekrarlanmaya devam edilirse bu pekiştirici bir etki yaratır çünkü kişi aynı mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister sürekli kendini iyi hissetmek ister. Uyuşturucu olarak beynini sürekli o öfari haline sokacak şekilde uyarır. İnsanların uyuşturucu madde kullanmalarına neden olan sosyo-kültürel nedenlerin çoğunu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Mesela sadece meraktan kullanıyor olabilirler. Çünkü uyuşturucu onlar için yepyeni bir şeydir. Bir diğer etkense uyuşturucuyu topluma başkaldırı olarak görmeleridir. Zayıf irade de bir diğer etkendir. Bazı insanlar da uyuşturucuyu çok stresli olduklarından stresle başa çıkma yöntemi olarak gördükleri için kullanır. Kişinin özgüven eksikliği duyması da uyuşturucu kullanımına zemin hazırlar. Hatırlarsanız özgüven Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamaklardan biriydi. Yani bir birey o ihtiyaç basamağını karşılamak için de uyuşturucu kullanıyor olabilir. Uyuşturucu kullanmak için bir diğer nedense yorgunluğu atmak ve sadece iyi hissetmektir. Son olarak özellikle yoksul bölgelerde uyuşturucu kullanımının daha yaygın olduğunda notlarımıza ekleyebiliriz. Evet, bu da bu kadardı. Allah'a ısmarladık.